Denizciler Müjdat Gezen Sanat Merkezi dün gece alevlere teslim oldu. Kundak sonucu yanan ahşap binanın tamamen kül olmasını güvenlik görevlisi engelledi. Dünyadaki ilk tek ve ücretsiz sanat okulunu kim yaktı? Şimdi herkes bu sorunun yanıtını arıyor. Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundaklandı. Görevli alevlere canı pahasına bahçe hortumuyla müdahale etti. O anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Onlarca sanatçının yetiştiği merkez kundaklama sonrası ziyaretçi akınına uğradı. Binamızı yakmaya çalışmakla bir yere varamazlar. Terör suçuna da giriyor bu. Saldırgan tek kişiydi. Gece 1 sıralarında Kadıköy'de bulunan Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin önüne geldi. Elinde benzin bidonu vardı. İşte o benzin bidonunu güvenlik görevlisine gözükmeden buraya döktü ve daha sonra ateşe verdi. Tarihi ahşap köşkte faaliyet gösteren sanat merkezi bir anda alev topuna döndü. Güvenlik görevlisi de sesi duyar duymaz dışarı çıktı. İçeride oturuyordum. Bir baktım güm diye bir ses geldi. Güvenlik görevlisi o patlama sesini duyunca hemen dışarı çıktı. Binanın dışı alev alev yanıyordu. Hemen bahçe hortumunu aldı ve yangına müdahale etmeye başladı. Ayaklarım tutuştu. Bir tarafta itfaiye arıyorum. Bir tarafta da hortum elinde yangını söndürüyorum. Görevli ekipler yetişene kadar alevlere tek başına müdahale etti. Yangın daha da büyümeden söndürmeyi başardı. Müjdat Gezen kundaklamayı öğrenir öğrenmez sanat merkezine geldi. Sanatçı dostları ve öğrencileri de destek için okullarının önündeydi. Binamızı yakmaya çalışmakla bir yere varamazlar. Terör suçuna da giriyor bu. Ben maddi zarar ne olduğunu bilmiyorum. Hiç ilgilenmiyorum da. Öğrencilerimiz derslere devam ediyorlar şimdi. Yangında binanın dış cephesi tamamen yanmış durumda. İçeride eğitim gören öğrenciler de dersi başka sınıflarda görmeye başladı. Büyük tepki çeken kundaklamanın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Failin kimlik tespitiyle yakalanmasına yönelik güvenlik güçlerine gerekli talimatlar verilmiş ve geniş kapsamlı soruşturma başlatılmıştır denildi.